Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün TV İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size hazırladığım modelim, iğne oyası modelini tığa çevirdim sizler için. Evet, gördüğünüz gibi açık mavi böyle. Tek renk üzerine çift sırada yapılmış bir model. Bunu size tığa çevirdim arkadaşlar. Evet, benim tığa çevirmiş olduğum modelim de bu şekilde oldu. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Yapımı da çok kolay. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, tülbentimizi ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Tığ battının içine sıkı iğne ile sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar, ilk başlarken aynı şekilde herhangi bir bu şekilde tığ battımızın içine sıkı iğne ile sabitliyoruz buraya ipimizi ve şu ara mesafesinde 3 tane tığ battı var ve başlarken de aynı şekilde 3 tane tığ battı yaparak modelimize başlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Bakın, tığ battıyla sık iğneyi sabitledik. 3 zinciri çektik. Aynen ilk başlar gibi hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Dolandım. Hemen yandaki tığ battıya sık iğne ile sabitledim. Evet, 3. ve sonuncu tığ battımı bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bu modelimiz 2 tane sıradan oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıralı model. İlk sıramız bu şekilde. Bir defa tığımı doladım. Hemen tığ battımın içine giriyorum. Şöyle 2 alarak minik bir trabzan yaptım. 7 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Bu yaptığım trabzanı aralayıp arasına sıkı iğne ile 7 zincirimi sabitledim. Buraya bir tane kirpik kulak oluşturduk. Yine 7 zincir. Sık iğne ile sabit. Evet, 2 tane buraya trabzanımıza 7'şer zincirli kirpik kulak bu şekilde yaptık arkadaşlar. 3 tane 3'er zincirli trabzan tığ battı hazırlıyoruz. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battımın içine sabitliyorum. 3 zincirimi çekip bu şekilde sabitliyorum. Bakın, gösterdiğim resimde olduğu gibi hangi renk yapıyorsanız tülbentinizi o renkten tığlamasını yapacaksınız. Ben beyazda daha parlak dursun diye bu şekilde başladım. Bir defa yine tığımı doladım. Hemen boştaki tığ battıya girip 2-2 alarak minik bir trabzan oluşturdum. 1-2-3-4-5-6-7. 7 zincirimi çektim. Şöyle sıkı sıkı. Sıkı çekmemizin sebebi de kalıp gibi kirpiklerimiz olsun. 4, 5, 6 ve 7. Hemen trabzana kapattım. Sık iğne ile buraya sabitledim. 3 zincir. Bakın, kulaklarımızın boyutu bu şekilde. 7 zincir tam oluyor arkadaşlar. 5 zincir çektim. Denedim, küçük oldu. O yüzden 7 tane çektim. Yine 3 zincirimi çekip hemen şekilde 3 tane tığ battılarımı hazırladım. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 alarak minik bir trabzan yapıyorum. Üzerine 7 zincir. Çok kolay arkadaşlar. Ama görünüşü de iğne oyası gibi çok hoş duruyor. Yine 7 zincir. 6 ve 7. Buraya trabzanıma kapatıyorum. 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. Tekrar 3 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Ara mesafesi olarak 3'er zincirli 3 tane tığ battı. Bir defa tığımı doladım. 2 alarak trabzan yaptım. Buraya da 7'şer zincirli 2 tane kirpik yapacağız. Sık iğne ile sabitliyorum.
2, 3, 4, 5 ve 7. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Yine 3 tığ attı. Aynı işlem. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle ikinci sıranın yapımına geçelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle 3 tığ attı, 2 kulakçık, 3 tığ attı, 2 kulakçık yaparak ilk sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ikinci sıranın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başlarken gibi başlayacağız. Şu tarafı unutun. 3 tane tığ battıyla bu şekilde başlayacağız. Bakın 3 tane tığ battıyla başladık. Tam ortasındaki kenarlardan birer bırakıp tam ortadaki ikinci tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Şimdi şurada da yine bir gösterelim. Bakın 3 tane tığ battının tam ortasındakini kapattım. İlk başlarken gibi başlıyorum. Kafanız hiç karışmasın arkadaşlar. Ortadaki tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Ve 3 tane zincir çekip hemen yanındaki 3. tığ battıya 3 zincirden bir tane tığ battı yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. 3 zincirimin içinden girip sık iğne ile buraya 3 zinciri sabitledim. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Kirpik sayımız 7. Şimdi arkadaşlar iğne oyası ince ve zarif olduğu için ikisini bir şöyle kavrayıp yapılabiliyor. Ama kalın düştüğü için ben şöyle 3 zincirimi aralayıp yuva olarak kullanıp kirpiğimi buraya bu şekilde kapatıyorum ve daha güzel durduğuna inanıyorum arkadaşlar. Zarif durduğuna. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Burada 2 tane kirpik yapmıştık. İlk kirpiğinden şöyle sık iğne ile 5 zincirimi sabitleyip tutturdum. 4 zincir. Çeviriyorum 4 zincirimi. Bu 5 zincirin içinden girip sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim düz tarafına. Yine aynı burada olduğu gibi burada da bu 4 zinciri aralayıp arasına giriyorum, yuva olarak kullanacağım. Buraya da 7 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle yapınca arkadaşlar daha zarif duruyor. Şurası odun gibi oluyor kirpiklerin altı. O yüzden bakın burayı yuva olarak kullanın. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen sabitliyorum. Bakın buraya. Evet. Buradaki 7 zincirli 3 tane kirpiğimizi de tamamladık. Hemen 8 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekin ki arkadaşlar şöyle kalıp gibi dursun. Bakın ilk başladığımız işleme geldik. Yine ortadaki bu yaptığımız yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bakın çok kolay, çok da güzel oldu. Şöyle açayım daha net gözüksün. Güzel gözüksün. Evet. Bir tanesini yaptık. Yavaş yavaş da yaptık. Anlaşılır olduğunu da umuyorum arkadaşlar. Şimdi ikincisi için yine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 zincir. Hemen yandaki 3. tığ battıya kapattım. Yine 3 zincir. Şöyle ters çevirdim. Kirpik yapmak için dönüş yapmış oluyoruz bu şekilde. Evet. 7 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı kalıp gibi durması için 7 zincirimi bakın arkadaşlar aralayıp bu yuvayı aralayıp buraya kapatıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Burada daha zarif duruyor. Yine 5 zincir çekiyorum. İlk kirpiğe 2 tane kirpik yapmıştık ya trabzanlar. Onun ilkine bu şekilde 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi hemen çevirdim. Bu 5 zincirin tam ortasından boyutuna göre kapattım. 4 zincirin gidebildiği yere kadar bakın.
7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Burayı aralıyorum. Sabitledim. 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. Tekrar 7 zincir. Buraya kapat. Şöyle bakın arkadaşlar, 3 kirpikten sonra çok güzel duruşu var. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen ortadaki bu 3 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3. 3 zincir arkadaşlar. 3'e 3 burada. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 7 zincir. Çevirdim. Bu bakın 3 zinciri aralıyorum. Arasına bir tane kirpik yapıyoruz zaten arkadaşlar. Şöyle 5 zincir. 5 zincirimle bu ilk kirpiğimi tutup sabitleyip buraya yuvayı hazırlamış oldum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çevirdim. Hemen 5 zincirli yuvanın içine sabitleyip buraya dönüş yapacağız. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 çeviriyorum. Hemen buraya aralayıp kapatıyorum ilk kirpiğimi. Yine 7 zincir. Şöyle çok büyüttüm herhalde arkadaşlar. Kameranın büyütmesini biraz ondan çözünürlük. Yine arkadaşlar 8 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Burası önemli arkadaşlar. Buraları gevşek yapsanız bile kirpiği muhakkak bu zinciri sıkı çekin. Elinizden geldiği en son gayreti çekebildiğiniz kadar sıkı çekin. Bu artma işlemlerinin kalıp gibi durması lazım bu zincir. Şöyle 3 zincirimi çekiyorum. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Buraya sık iğne ile sabit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çeviriyorum. Bunu da yapalım arkadaşlar. Sonuncu olarak şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İlk kirpiğimi tutup 5 zincirimi yuva hazırlıyorum. Çeviriyorum şöyle ters tarafına. 4 zincirimi kapattım. 7 zincir. Yine buraya arkadaşlar yuva olarak sabitledim. Şöyle 7 zincir. Bir, iki, üç, dört, altı ve yedi. Evet arkadaşlar bakın. Üç tane kirpiğimi yine hazırladım bu şekilde. Sekiz tane sıkı sıkı. 6, 7 ve 8. Ortadaki yere kapattım. Şöyle arkadaşlar 3-4 tane yaptık sizlerle. Bunları da tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Çok güzel sıralı bir model. Şöyle arkadaşlar ütüye giden de bir model. Bakın arka tarafından şöyle en düşük ayar bir ayarında ütüleyirseniz. Bu ipler biraz esnetsem de arkadaşlar ütüde daha da inceliyor. Daha böyle incecik tiril tiril oluyor. Size iğne oyası zarifliğinde yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar arkadaşlar. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. İnşallah şöyle faydalı, işe yarar bir her noktası anlatımı anlaşılan bir video olmuştur. Şöyle modelim bu şekilde.
Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.